Ünlü müzisyen Kaan Boşnak ve Başak Ceylan Torun, 2020 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift karantina döneminde Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde sadece şahitlerin katıldığı bir törenle dünya evine girmişti. Kaan Boşnak'ın özel hayatını bilmeyenler bu evliliğe fazlasıyla şaşırmıştı. Boşnak, nikah sonrası eşiyle mutluluk pozu vermişti. Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşayan ikili, 2021 yılında Ali Kutluhan ismini verdikleri çocuklarını kucaklarına almıştı. Ancak evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan Başak Ceylan Torun ve Kaan Boşnak arasında olay yaratacak bir gelişme yaşandı. 36 yaşındaki Başak Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eşi Kaan Boşnak'tan hem kendisinin hem de bir yaşındaki oğlunun şiddet gördüğünü itiraf etti. "Hep sustum, açıklama yapmadım, torun. Bu zamana kadar ailem ve çocuğum zarar görmesin diye hep sustum, açıklama yapmadım. Artık oğluma, kendi aileme ve bana yaşatılan üzücü durumları açığa kavuşturmak üzere avukatlarım ile gerekli hukuki işlemleri başlatacağız," ifadelerini kullandı. Başak Ceylan Torun'a, Ömür Gedik ve Yeşim Salkım dahil birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından destek mesajı geldi. Müzisyen Kaan Boşnak gözaltına alındı. Kaan Boşnak kimdir? Sabahattin Kaan Boşnak, 4 Eylül 1992 yılında doğmuştur. Yüz Yüzeyken Konuşuruz grubunun vokali ve gitaristi olması ile tanınan Türk müzisyenidir. Müzisyenliğinin yanı sıra edebiyat yönü de oldukça gelişmiş olan Boşnak, daha lise yıllarında Genç Praksis dergisini çıkarmış, bloglarda yazmış, At Kafası fanzinde, Filtoz ve Ot dergilerinde de yazıları yayınlanmıştır. Marmara Üniversitesi Edebiyat Bölümü öğrencisi olan Boşnak, Üç Maymun isimli grubu kurmuş ve vokallik yapmış fakat sonradan grup dağılmıştır. Bağımsız rock türünde müzik yapan Kaan Boşnak, 2011 yılında Engin Sevik ile beraber kurduğu, Yüz Yüzeyken Konuşuruz, grubuyla başlarda yayınladığı videolar ile dinleyicilerinden beğeni topladı. 2013 yılında ilk albümleri, Evdekilere Selam, sayesinde daha geniş kitlelere ulaştılar. İlerleyen zamanda sırasıyla Can Tuna Boylu, Can Kalyoncu ve Baran Ökmen'in de katılımıyla grup son haline ulaştı. Ünlü isim, Yüz Yüzeyken Konuşuruz, grubunun yanı sıra yalnızca Kaan Boşnak ismiyle de şarkılar yayınlamıştır.